Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolyede kullandığım bir kelebeğim vardı. Onun yapılışını anlatacağım sizlere. Küçük bir kelebek. Siz onu isterseniz havlularınızda, örtülerinizde, değişik yerlerde, takılarda, farklı yerlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sarıyla yapmıştım, açık sarıyla yaptım. Kenarlarında onun farklı bir renk kullanmıştım ama bu sefer kahve ile dolanmak istedim. Gövdesini ve kenarlarını, damarlarını da kahveyle yapacağım. Her zamanki gibi makasımız ve iğnemiz var. Sosyete iğnesi dediğimiz, biraz ben yumurtuyorum kullanırken. Böyle bir iğnemiz var arkadaşlar. Şimdi kelebeğimizi yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, öncelikle kelebeğimizin gövdesini yapacağız. Onu yapmak için de kahverengi ipimi aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Elimde bir halka oluşturuyorum. Ve içine iğnemi batırarak başlangıç düğümü dediğim düğümü atıyorum. Şimdi çift taraflı batabilirsiniz buraya. Bir, iki. Çift taraflı dediğim çift katlı ipin olduğu yere batabilirsiniz. Çünkü sıkıştırınca orası kelebeğimizin kuyruk kısmı olacak arkadaşlar. 3 tane zürafamı yaptım buraya. Şimdi de ipimi geriye getiriyorum. Gözeme işlemi diyoruz buna, biliyorsunuz. Şimdi ortadaki zürafaya geçiyorum. Arada bir zürafa oluşturuyorum. Daha sonra yine aynı yere batıyorum, ortadaki zürafaya. Ve bir tane zürafa oluşturuyorum. Aynı zürafanın içine yapıyorum bunu. Ve son zürafamı geçiyorum. Ve bir tane daha zürafa oluşturuyorum ikisinin arasında. Şimdi artık alt tarafı çekerek kapatabilirim. Şimdi buraya devam edeceğim. İpimi tekrar geriye getiriyorum. Ortadaki zürafaya geçiyorum. Ve ortadaki zürafaya bir daha batıyorum. Evet, şimdi 3 sıra oldu. 2 sıra daha yapacağım böyle. 5 sıra 3 3 3 3 şeklinde çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bu 3-3'lerdeki çalışma tekniği arkadaşlar çabuk yamulur. Siz ortaya geldiğinizde, düğümüm de olmadı, hafif sağa ya da siz soldan yapıyorsanız sola çekin. Biraz büyük yaptım. Aynı yere battığınızda yine düğüm yaptıktan sonra hafif sağa çekiyorum ben. Son zürafaya geldiğimde de yine yaptıktan sonra hafif sağa çekiyorum. Şimdi ara ipiniz mutlaka biraz rahat olsun, öyle diyeyim. Yani çok küçük yapmayın ara ipinizi. O zaman sağa sola yamulabilir bu 3-3'ler veya 5-5'ler, 7-7'ler. Onun için bunu yaparken ara ipiniz biraz rahat olsun. Şimdi beşincisini yapacağım. Tabii çok sağa çekerseniz bu sefer sağa kayar. Yani onun için dengeli bir şekilde ayarlamaya çalışın. Şimdi 3 tane, 5 tane, 3 3'ümü yaptım bakın arkadaşlar. Şimdi eksilteceğim artık. İpimi geriye getirdim, daha gergin getirdim. Ortadaki zürafaya geçiyorum, bir ve son zürafaya geçiyorum, iki tane zürafam oluyor. Sonra ipimi tekrar geriye getiriyorum. İkinci zürafaya geçerken bir zürafa yapıyorum. Bir tane zürafam kaldı burada. Şimdi o bir zürafanın üzerine geriye geliyorum. Ve aynı yere batarak hafif, bakın, düğümü sağa çekiyorum rahat batabilmek için oraya.
Bir tane zürafa yaptım. Sonra zürafamın üzerine geriye geliyorum. Yine aynı yere batarak bir tane zürafa yapıyorum. Sonra tekrar yeni yaptığım zürafanın üzerine geriye geliyorum. Çok büyük gelmiyorum ki arada kaybedebileyim bunu. Bir içine bir tekniği arkadaşlar bu. 3. Şimdi dördüncü kez yapıyorum aynı şeyi. Ve tam ortaya geliyorum yine. Bu sefer daha gergin getiriyorum ipimi. Çift sarıp bitirip kesiyorum. Burada bir anten oluşturdum. Şimdi hemen aynı yere batarak tekrar bir anten daha oluşturacağım buraya. Son zürafanın üzerine ipimi bağlıyorum. Ve bir tane zürafa yapıyorum oraya. Ve dört tane bir içine bir yapıp aynısından bir tane daha çalışacağım. Evet arkadaşlar, iki tane antenimizi yaptık bu şekilde. Alt taraftaki bir de iyice sıktıktan sonra kesiyoruz buradan. Bu şekilde gövdemizi oluşturduk arkadaşlar. Kelebeğimizin gövdesi oluştu. Şimdi artık kanatlarını yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi sarı ipimizi aldık. İpimizi kullanmadan önce mutlaka esnetin arkadaşlar. Şimdi alttan 1, 2, 3. 3 ile 4'ün arasına. Şöyle yapayım. Baştaki biri saymıyorum. 1, 2, 3 tane bırakıyoruz. 4 ile 5'in arasına yapacağım. Bir de 5 ile 6'nın arasına. 1, 2, 3. 4 ile 5'in arasına. 5 ile 6'nın arasına. Şimdi 5.'ye battım. 6. ikili olan arkadaşlar. İkili olan yere batıyorum. İkili zürafa var orada. Çünkü 5 sıra yapmıştım. Şimdi küçük bir zürafa oluşturdum orada. İpi de arada bıraktım. Şimdi o ikisini birden batarak ipimi geriye getiriyorum. Ve içine 3 tane zürafa yapacağım. 1, 2, 3. Hemen şuradan keseyim. Çok minik bırakıyorum bu ipleri, yani öyle. Evet arkadaşlar, şimdi 3 tane zürafamızın geriye geldik, gözememizi yaptık ve aynı yere tekrar batıyorum. Bir tane zürafa oluşturuyorum ve ortadaki zürafaya geçerken bir zürafa ve son zürafaya geçerken bir zürafa daha oluşturuyorum ve en son zürafama bir daha batıyorum. Ve 4 tane zürafa oluşturdum. Arttırmış oldum böylelikle arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde devam ederek kıyılarda aynı yere bir daha batıp arttırma işlemi yaparak 8 tane zürafa olana kadar arttırıyorum. Bu şekilde yapmaya devam ediyorum. 5 tane zürafam oldu. Her sırada bir tane zürafam artacak. Evet arkadaşlar, 8 tane zürafa olana kadar arttırdım bu şekilde. Şimdi ipimi yine geriye getiriyorum.
Daha gergin getiriyorum. Eksiltme yapacağım için. Şimdi 4 tane zürafanın üzerine 3 tane zürafamı yapıyorum. 1 2 3 Sonra ipimi tekrar geriye getiriyorum. 1 2 arttırmıyorum artık. Eksilterek 2 zürafa yapıyorum. Sonra ipimi tekrar geriye getiriyorum. 1 zürafa yapıp bu kanadın bu kısmını tamamlamış oluyorum. Sonra ipimi tam dibe indiriyorum. Yani son zürafaya, 3. zürafa yaptığım yere iniyorum. Daha sonra yandaki zürafaya geçerek 1 zürafa, bir sonrakine geçiyorum. 2 3 Başa kadar geliyorum arkadaşlar. Ve son zürafamı atıyorum. 4 tane zürafam oldu şimdi burada. Ama hemen orada aynı yere bir daha batarak arttırma işlemi yapıyorum. 5 tane zürafa yapıyorum. Şimdi hepsine birer kere batarak eksilteceğim artık. Evet, bu şekilde birer kere batıyorum. O kendiliğinden eksiliyor. Bir zürafam kalana kadar bu şekilde çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane zürafam kaldı. Demin elime iğne batmıştı. Orası kirlenmiş, ipim kan olmuş. Maalesef onu artık kesmeyeyim. Şimdi son zürafanın üzerine de geriye geliyorum. Sıfırlayarak bitiriyorum. Bu şekilde yaprağım da şeyin kanadımı tamamlamış oluyorum. Şimdi alt tarafa bir tane daha yapacağım. Küçük kanat. Evet arkadaşlar, şimdi küçük kanatımızı yapacağız. Onu yapmak için de 3 ile 4.'ye 1, 2, 3. Üçüncüye batıyorum. Sonra da 4.'ye geçiyorum. Yine küçük bir zürafa oluşturdum. Ve içine 3 tane zürafa yapacağım. 6'ya kadar arttıracağım arkadaşlar. Evet, 3 tane zürafamı yaptım. Deminki gibi 6'ya kadar arttıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 6 tane zürafamızı yaptık. Hepsini birer kere batarak eksiltme işlemi yapacağım. 3 tane zürafa kalana kadar da eksilteceğim şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde yaparak diğer kanat kısmımızı da tamamladık. Ve kahverengi ipimizi alıyoruz tekrar. En alta sarı başladığım yere batarak, köprü yaptığım yere, bir zürafa yaptığım yere batarak ipimi bağlıyorum ve hemen bir üst sıranın kenarındaki zürafaya batarak kontür dolanıyorum. Kenarının kanatlarının etrafını dolanacağım. Hepsine birer kere batıyorum ama minik minik batın, çok büyük batmayın arkadaşlar. Hepsine birer kere batarak araya ip falan koymadan bu şekilde dolanıyoruz. Çünkü araya ip koyarsanız çizgi kalın görünür kenara. Biz ip koymadığımız için daha ince bir hat oluşacak. Şimdi uca kadar geldim arkadaşlar. Hemen alttaki zürafaya batıyorum. Ve hemen oradaki ipimin payını sıkıştırıyorum araya. Böylelikle daha düzgün bir kıyı dolanmış oluyorum. Hemen bir alttaki zürafaya geçince de
Tamamen kapatıyorum onu orada. Bu şekilde en alta kadar yine iniyorum. Üçlünün olduğu yere kadar. Üç zürafa yaptığım yere kadar biraz sıkı yapmışım. Zor battım. Evet. Bu şekilde aşağıya kadar ineceğim. Hemen en alttan yine diğer kanada geçeceğim. Şimdi bu kanat bitti. Hemen yine sarıya batarak bir zürafa olan yere batarak hemen diğer yaprağıma geçiyorum. Diğer kanadıma. Şu kısma gelene kadar aynı şekilde dolanacağım arkadaşlar. Evet, orta kısmına gelince alttaki zürafaya batıyorum. Ve hemen yine yukarıya doğru dönüyorum. Ve devam ediyorum. Evet, en uca geldim. Sağa doğru bir tane düğüm yapmış oldum. Yine aynı yere batarak bu sefer ortadaki sarı düğümün, şu düğümün soluna doğru batarak tekrar bakın aynı yere batıyorum ama bu sefer ucu aynı yerde saklıyorum. Ve kelebeğin kanadının uç kısmı biraz sivri oluyor böylelikle. Sonra devam ediyorum. Yani aynı yere bir daha battığım için arttırıyormuş gibi yaptığım için bakın bu şekilde oldu kanadımız. Şimdi tekrar aşağı ineceğim. Evet arkadaşlar, şimdi en alta kadar indim yine. Hemen yine o ilk sarıyı yaptığım ilk zürafadan çıkıyorum. Biraz yukarıya çıkıp ortadan biraz aşağıda olsun şu şekilde. İpimi uzatıyorum. Artık damarlarını işliyorum kelebeğimin. Yine alttan çıkıyorum. Ondan birazcık daha uzun bir çizgi. Ondan sonra biraz aşağıdan ve tekrar hafif yukarıdan. Bu şekilde üst taraftaki kanadımın bir kısmını işledim. Şimdi daha kısa yapıp ortaya iniyorum ve tekrar alttan çıkıyorum. Biraz yukarıdan, biraz aşağıya artık. Yukarıya tekrar çıkmayacağım. Evet, bu şekilde bir kanadımızı işlemiş olduk. Şimdi diğer kanadımızın ortasından çıkıyoruz. Ona çok işlemeyeceğim. Bir tane uzun yapacağım. Ortaya ve biraz kısa ve bir tane daha kısa yapacağım. Bu şekilde tamamlayacağım. En alt kısmına sarıya tekrar batarak düğümü yaparak bitireceğim. Şimdi kelebeğimizin yarısını yapmış olduk bir tarafını. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde çalışacağım arkadaşlar. Diğer kenara. Tabi dizinden çalışacağım yine bu taraftan. İlk önce bu kanadımı yapacağım. Uzun kanadı. Sonra kısa kanadı yapacağım. Sonra da bunu çalışacağım. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Diğer tarafımızda aynı şekilde çalıştık. Bitirdik çiçeğimizi. Pardon, kelebeğimizi. Şimdi bunu şu kısmını daha inmedim aşağıya. Evet, aşağıya da inerek bitiriyorum. Ama bunu dikmek isterseniz hemen kumaşın üzerine götürüp istediğiniz yere şu birli zürafanın olduğu yerden çıkıyorsunuz. Kumaşımızın üzerine hem aşağı doğru batarak hem de kumaşa tutturabilirsiniz bu işlemi yaparken. Birkaç tane sarma işlemi yapacağım buraya. Biraz daha gövde kısmını dolgun göstermek için yapacağım bunu. 4-5 kere bu işlemi yapabilirsiniz. Dediğim gibi hem kumaşa
dikip veya havlu kenarına dikip yapabilirsiniz bu işlemi. Sadece gövdeyi daha dolgun göstermek için 5 kere yaptım ben. Ve arkadan düğüm yaparak bitireceğim. Niye böyle dolaştırdım son anda? Bismillahirrahmanirrahim. Keseceğim. Artık dolaştı ama bir taraftan çekeceğim bunu, inşallah açılmayacak. Evet. Şimdi bu şekilde yaparak kelebeğimi tamamladım arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde kelebeğimizi tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Videolarımızı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın. Mutlaka evde kalın arkadaşlar.